takipçilerimiz Aydemir Emrak ve Ahmet Aydemir. Gönene bağlı bir köye gidiyoruz. Köyde çok güzel bir meyve bahçesi tanıtacağız size. 6 dönümden fazla bir meyve bahçesi. Onun şimdi çekimlerini yapacağız. Yolda giderken de size bu güzellikleri göstermede edemedik. Alabalık tesislerinin yanından geçeceğiz şimdi. Size meyve bahçesinden tanıtımlar yapacağız. Görüşmek üzere efendim. Değerli müşterimiz, Çanakkale il sınırı burası. Balıkesir sınırı burası. Köyümüze doğru hemen dönüyoruz. Bakın ıhlamur ağaçları. Köyümüze doğru gidiyoruz. Köyümüz hemen buraya 3 kilometre. Çam ormanları içinde bir köyümüz. Bakın hemen çamlar buradan başladı. Yer gök çam ormanı burada her taraf. Doğa harikası bir köye gidiyoruz. İyi seyirler diliyorum. Evet sevgili dostlarımız, kıymetli takipçilerimiz. Aydemir Emrak, ben Ahmet Aydemir. Çok güzel bir meyve bahçesine geldik. Hemen köy karşıda. Buradan gösterelim köyü. İki köyün arasında 6920 metrekare. Yerimiz 6920 metrekare. Yolu var. İki tarafa cephe yolu var. Aracımızın olduğu yer yol. Hemen alıyorum ben kamerayı. Melih'ten. Aracımızın olduğu yer yol. Bir de burada bir ara yolumuz var. İki tarafa da kadastro yola cephe. İki köy yolu arasına cephe. Bir yer. 50 civarında ceviz ağacı var. Ama çok güzel yıllanmış cevizler. Bakın incir ağaçları var hemen girişte, kapının girişinde. Buraya çok güzel bir bağ evi yapılabilir. Her taraf su burada. Dağdan çok su var bu bölgede. Su olmasından dolayı da hiç su sıkıntısı yok. Sevgili dostlarımız, köyümüzü yakınını gösterdik. Manzarayı da size gösterelim. Dik yeri de var, düz yeri de var. 50 civarında ceviz var. Bu şekilde bir tatlı bir meyil var. Aşağısı dere. Bakın aşağıdaki eğimiz, manzaramız bu. Karşıdaki çam ormanlarının, çam ormanları, karşımızdaki manzaramız bu. Bu vadi, dağlar bize bakıyor. Burası da köyümüz. Köyümüzün köyü bu şekilde göreceğiz. Sınırlarımız belli. Sınırlarımız belli. Buraya bir konteyner kurabilirsiniz bu düz alana. Ya da küçük kendinize bir bağ evi yapabilirsiniz. 75 metrekare, 2 kat üzerinde. 5 dönümden fazla tek tip meyve olduğu için burada da 5 dönüm civarında bir ceviz bahçesi var. Sınırlarında meşe ağaçları, bakın. İnanılmaz güzel. İnanılmaz güzel meşe ağaçları var. Bizim de burada hemen bir parsel yanında, bir parsel, iki parsel yanında 4 tane parsel daha yerimiz var. Onları da satışa sunduk. Burayı da ayrıca değerlendirebiliriz sevgili takipçilerimiz. Bakın hep bakımlı cevizlerimiz. Yani 1,5 ton civarında ceviz alınıyor diye biliyorum. Bakımlı cevizler. Bakın yerler, ceviz ağaçları yeşermiş. Her yer yemyeşil olmuş. İnanılmaz güzellikler bunlar. Aşağıya kadar gidiyor burası. Sevgili takipçilerim. Altı dere, aşağısı dere. Manzaramız bu. Yani bir meyve yetiştirmek, bir meyve ağacı yetiştirmek kolay değil. Yani o nedenle yıllar geçiyor. Çok büyük eski cevizler var burada. Yani burada 40-50 senelik cevizleri şimdi size göstereceğim. Su problemi hiç yok. Zaten tarlanın dışından da sular sürekli yaz kış su akar bu bölgede. Bakın her taraf hortum. Sulama yapılıyor buraya. Yazın bilhassa. Bu tarafa doğru gidildikçe daha çok eski yıllanmış cevizleri göreceğiz. Bu köyün cevizi meşhurdur. Şöyle size göstereyim. Yani bunlar çok eski cevizler. Bu tarafta bilhassa. Bakın inanılmaz güzel
şu kenarında yine çok güzel meşe ağaçları, inanılmaz güzel meşe ağaçları var kenarında. Yani 7 dönüme yakın böyle yerler bulmak çok zordur. Ada parsel bilgisini ciddi alıcılarla paylaşırız. Su sıkıntısı yok. Her zaman bu bölgede su var. 5 dönüm üzerinde resmi yolu olan, içinde meyve bahçesine çevirtip burayı imar alınabilir. Ev yapılabilir buraya. Bakın. Cevizlerimiz bunlar. Sevgili takipçilerim. Aşağısı dere. Hemen bunun altı dere. Derede her zaman yaz kış su var. Bakalım burası kime nasip kısmet olacak. Sevgili takipçilerim. Şimdi havadan da bölgenin durumunu şimdi size gösteriyoruz. Fiyat bilgisini açıklamalarda yazacağız. İrtibat telefonlarımız altta yazıyor şu anda. Şimdi yavaş yavaş aşağı dereye doğru gidiyoruz. Oradan da size kısa tanıtımlar yapacağız. Derenin kenarındaki cevizleri çekeceğiz. Düz olan yere doğru yavaş yavaş iniyoruz. Ben de böyle bir bahçe arıyorum. Köye yakın olsun. Ulaşımı kolay olsun. Resmi yolu olsun. Diyorsanız yerimiz burası. Değerli müşterim. Sevgili takipçilerimiz. Bu şekilde düz olan yeri de var. Şimdi çam ormanlarının arasında bir köy düşünün. Böyle de güzel bir tane bahçeniz olacak. En var çeşit içinde meyve olacak. Ihlamur ağaçları olacak. Şimdi alt kısımda da deremiz var. Burada da yine hep ceviz ağaçlarımız mevcut. Sularının sesini duyuyoruz. Derenin sesi. Evet, yerimiz burası. Bu cevizler de yine bizim sınırımızda muhteşem güzellikte, muhteşem büyüklükte. Evet, şöyle size gösterelim bakalım dereyi. Şurada akan suyu size göstereyim. Yaz kışları da su aktığını söylüyorlar. Cevizlerimiz de sahilde, derenin kenarında bile ki cevizlerimiz bunlar. Sevgili takipçilerimiz. Bakalım burası kime nasıl kısmet olacak. Kuş sesleri arasında kim böyle güzel bir yerde yaşamak istemez ki? Köye yakın, yolu var. Aracınızla içine kadar gireceksiniz. Tabii ki biraz meyilli ama ceviz meyilli yeri sever derler. Yani bakmak için zaman lazım. Çalışmak lazım. Böyle güzellikte bir yer burası. Bizi izlemeye devam edin. Aydemir Emlak YouTube kanalımıza lütfen abone olunuz. Abone olunuz ki böylesine güzel yerleri kaçırmayınız. Bizi gerek yurt içinden, gerekse yurt dışından izleyen, arayan, soran, takip eden sevgili takipçilerimize, Aydemir Emlak kanalına abone olan, bize değer veren tüm sevgili takipçilerimize selam ve saygılarımı sunuyorum. Daha nice güzel çekimlerde görüşmek üzere. Hoşça kalın efendim. Sağ olun, var olun.